Merhaba sevgili çocuklar ve ekranları başında dizi izleyen değerli büyüklerimiz. Bugün küçük şefim Ekrem'le birlikte dombalıklı sandviç yapacağız. Yanına da içmek için soğuk çay hem de şeftalili. Çocukların beyin gelişimi için balık çok önemlidir. Balık yiyen çocuklar daha zeki olur. Kırmızı balık döldü, ton balık sandviçte. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Domates, marul, baget sandviç ekmek, ton balığı, soğuk çay için şeker, 5 adet demlik poşet, şeftali ve su. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Ekrem'cim, bana marul doğrar mısın hayatım? Tamam. Sana en güzel marullardan bir tane verelim. Küçük mü, kalın mı doğrayayım yumuşak? Uzun uzun doğra, olur mu bana? Çok güzel. Ben de bir domates alayım. Domatesimizi yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Soğuk çayımızın yapılışına geçelim. Bir bardak sıcak suyumuzu döküyoruz yaklaşık olarak. İçerisine 5 adet demlik poşet koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Demlenmesi için bırakıyoruz. Evet, küçük şefim marullarımı kestin mi? Ay harika kesmişsin. Hadi gel şimdi sandviçimizi yapalım. Evet, baget ekmeğimizi alıyoruz. Şimdi hayatım sandviç yapacağız. Ortasını ayırmamız gerekiyor. Senin için tetebilirim. Sen şimdi benim için ne yapacaksın biliyor musun? O harika kesmiş olduğum marulları bunun içine koyacaksın. Ben mi? Evet, sen. Bu önemli görev senin. Öyle mi? Evet. Süslü süslü koyalım böyle. Harikasın. Azıcık dışarıya çıksın marul yapraklarımız. Harika. Biliyor musun Ekrem'cim, bu yeşillikler içerisine koyacağımız balığın etkisini arttırıyor. Daha besleyici olmasını sağlıyor. Haftada iki test balık yemeliyiz. İki de. Şuraya da bir tane yerleştirelim. Koyalım, yerleştirelim. Çok güzel. Domates koyuyoruz. Al hadi bir tane domatesini de sen al küçük şefim. Çok güzel. Harika görünüyor. Evet, üzerine biraz daha marul yaprağı koyalım. Ne dersin? Süsleyelim. Uzunlamasına. Tamam, hadi o zaman bir tane daha yapıyoruz. Kendime bile. Bu sandviç. Beğendin mi yaptın sandviçi? Evet. Çok lezzetli. Şimdi bunu buraya koyalım. Evet. Şimdi ekmeğimi bir kez daha açtım. Hadi bakalım ne olur. Alalım koyalım. Bu ikinci de tamam. Evet, ikincisi de tamam. Sandviçler çok güzel oldu. Ben bunları da yedinci de yaparım. Hazırlamış olduğumuz soğuk çayımız demlendi, soğudu. Şimdi aromasını katması için içerisine şeftali dilimleyeceğiz. Oh, bak bir kokla. Gel birlikte koklayalım. Bunun içinde her şey var. Kaç bunun tane? İçerisinde şeftali olduğu için A ve B vitamini sağlıyor. Yani onlar vücudumuzu sağlıklı hale getiriyor. Yani onlar mikropları öldürüyor. Evet, mikropları öldürüyor. Mikroplara ölüm. Tamam mı? Mikropları silahlarım. Evet. Buzlu çayımıza ekleyeceğimiz şeftalimizdeki A ve B vitaminleriyle menümüzün vitamin değerini arttırmış oluyoruz. Soğuk çayımızın içinde bir sürü vitamin oldu. Aa, o ses senden mi geldi? Ne? Karnım acıkmış. Ah, yoksa benden mi geldi?
Kimden geldi? Senden geldi. Benden geldi. Bizim karnımız çok acıktı çocuklar. Biz yapmış olduğumuz ton balıklı sandviç ve çok şeftalili soğuk çayımızı içmeye gidiyoruz. Görüşmek üzere.